dünyadır dünya. Yuvam dünyadır dünya. Evim dünyadır dünya. Kalabalık nasıl? Sen işte bunu şu kadar. Yemeğine kadar. Tabii sonra zıt açıp Japonya'ya özgü pet kafeler var. Bu pet kafelerde kedilerden tutun, köpeklerden, yavru köpeklerden tutun da doğaya ait tilkiler, kirpiler, porsuklar, samurlar, ilginç hayvanları besleyebileceğiniz, sevebileceğiniz kafe tarzı yerler. Hello. Evet, yemek yerken sevme falan. Ne oldu? Ürktü. Bak buradayım diyor. Hello. Cepteğine bir şey koyma diyor. Maske takmak şart burada. Elleri dezenfekte etmek mecbur. Su samurlarının olduğu bir pet kafeye geldik arkadaşlar. Japonya'da pet kafeler var. Çok ilginç yerler. Değişik hayvanları, doğada görebildiğiniz hayvanları buralarda görebilirsiniz. Tamam, taktım maskeyi. Very soft. And also feet is very soft. Yeah. Like a baby. It's a baby, yeah? Yeah. Yeah. Bir şeyler saklayıp sağa sola onları bulmaya çalışıyorlarmış. Kendi aralarındaki oyun mu bu? Peki sor bakalım. Bunlar burada mı doğdu? Kupuzun maritandıs ha? Evet, burada doğmuş. Doğa adam alınmadı yani bir şekilde. Yok, bunlar diyor pet diyor. Ailesi de şeyde doğmuş. Aha, anladım. Öyle, doğadan değil yani. Doğadan değiller. O yüzden kesinlikle yaşayamazlar diyor. Gel. Şeymiş, kendi aralarında çok kavga yapıyorlarmış. Evet. Kafeslerden çıkıp hepsini bir araya koyacak, birbirlerini öldürür bunlar. Hadi ya. Yakında daha büyük bir yere taşınacakmış burası. Evet. Orada daha büyük bir ortam olacak diyor. İyi. Haydi bay bay. Yani şöyle bir durum var. Bu hayvanlar kafeste yaşamaktan ne kadar memnun bilmiyorum ama burada doğdular. Pets dediğimiz evcil hayvan olarak yetiştirildiler. Bu kızın kucağından ayrılmıyor mesela bu samur ve başkasının kucağına girdiğinde ısırıyor.
sevebilecekseniz ancak benim kucağımda sevebilirsiniz. Belli kişi sahibine aşık ama kendi aralarında da bayağı kavga ediyorlar. Bazıları arkadaş, kardeş, aynı ortamda oynuyorlar ama çoğu genel olarak birbirlerini sevmeyen hayvanlar. O yüzden aynı ortama koyamıyorlar. Bunların anneleri babaları da burada doğmuş. Neneleri dedeleri de burada doğmuş. Doğayla ilgili hiçbir şeyleri kalmamış. Doğaya geri salınırsa ölürler, yaşayamazlar doğada. O yüzden bu hayvanların yeri burası mı diye düşündüğümüzde belki de burası da bilmiyorum. Ne yapıyoruz? Seviyor muyum? Raymus. Çekildi. Kime bak ya. Tanımadığı birisi kucaklarsa ısırıyor. Panik yapıyor. Hey. Ondan sonra ben de diğer boyunu alamıyorum. Annemin kanatı var. Bu alışkanlığı olduğu için alabiliyor mu Rabia? Uykusu gelmiş şimdi diye uyumaya çalışıyor. Oo. Evet. Bu ayette akacan adı. Hiro. Hiro. Annesi ensesinden tutarak taşıyor. Haa. Takara sigonim. Ekip işlemez. Aman Allah'ım dişlere bak. Esnemeye bak sen. Bak kızın kolları çizik çizik. Bırak da benim uyuyayım diyor. Günde 15 saat uyuyor bu samurlar maşallah. Ama geri kalan saatte de öyle bir enerji yapmamış. Hayattayken çok enerjik ama evet. 15 saat uykuda geçiyor. Tabii ki insanlara önce şu soru geliyor. Bu hayvanların yeri burası mı diye. Düşünceler ikiye bölünüyor. Bu hayvanlardan para kazanmak doğru mu değil mi? Kafeslerin içerisinde yaşıyorlar. Kendi tercihleri değil. Ama onlar için güzel bir hayat sağlanıyor. Katılanlar var, katılmayanlar var aramızda. Ben de iki düşünce arasında gidip geliyorum bazen. Hangisi doğru? Bu kazanılan paralar da onlara daha güzel bir hayat sunmak için. Bir de o tarafını düşünmek lazım. O yüzden kararı size bırakıyorum. Sakuralar açıldı. Ne güzel çiçekler açtı ya. Kiraz çiçekleri. Arkadaşlar burası Nabanano Sato diye bir park. Miyeken şehrinde. Ama esas büyük şehir neydi? Gifu şehir. Ha, Gifu'nun. Gifu'nun yanındayız. Gifu'nun yan tarafı. Lokasyon olarak yazacağım zaten. Burası bir park. Gündüz de gece de açık bir park. Gündüz çiçekler, böcekler, botanik bahçeler, inanılmaz görebildiğiniz kadar gözünüzün alabildiğine havuzlar, balıklar, botanik bir şaheser. Gece de her tarafı ışıklandırdılar. Birazdan size çok güzel şeyler izleteceğim. Japonya'da çok bilinmedik bir yer. Ben yanlışlıkla keşfettim ama buralı insanlar bile şok oldu yani. Okanami bile burayı ilk defa geldin sen buraya değil mi? Ha? İkinci. Ha bilin burasını, bilirdim. Tamam, okey. Mutlaka gelin. Hem gündüz gelin hem gece gelin buraya. Video çekmek için müthiş bir yer. Ama 5000 kişi fotoğraf çektiği için adama bak. Nasıl çekecek? Dur bakalım. Neyin kajo bu işte. Pinokyo mu? Pinokyo. Müthiş bir show var burada. Devam eder. Devam ediyor. Bitmiyordu.
Ha, baştan başladı aynısı da. Evet. Demek 10-15 dakikalık bir şeydir bu. Sürekli başa dönüp eder. Bütün bu gördüğünüz ışık şeritlerine, ışık tarlalarına, ışık tarlası diyeceğim çünkü başka bir deyim bulamıyorum. Nasıl bir koordinasyon, nasıl bir sinyal yollama, çok büyük emek var burada. Dehşet bir şey. Bütün öyle hareketli değil mi? Evet. Bakın ışıklar şöyle arkadaşlar. Ve bütün bu animasyonlar bu şekilde ekrana yansıtılıyor. Yani şu. Wow. Dallar dolu dolu. Şuraya bak. Üf. Full bloom. Altın sin döner döner kebap. Aa, döner kebap tabii ya. Evet, bir restorana geldik. Bir tane şef var burada. Çok tatlı adamlar. Bu taraftan Amerika ile Japonya arasında beyzbol maçı oynanıyor. Japonya restoranı tokatladık. Herkesin keyfi yerinde burada. Bir saniye, kandırma beni, ne diyeyim? What is this? Bambu. Bambu. Söylemesen, söylemesen tahmin edemeyeceğim. Ciddi misin? Vallahi bambu mu ya? Bambu ya, ağaç. Ama kökü. Kökü. Japanese bambu. Kıtır kıtır kök gibi bir şey. Bildiğin kök gibi. Ben bunu kök. Bu su var. Kurip bambu, bambu ne o? Çok iyiymiş. Yes, tamam. Doğru buldu ha. Gandhi. Neymiş? Çok iyi çıktı ya. Do I look like him? Benzer miyim? Similar? Niye geldi? Türkiye'ye diyor da. Ha. İzmir'e geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bravo. Teşekkür ederim. Fotoğrafı Instagram'a atacaklar. Yes, yes. Atalım. Teşekkür ederim. Okay. Say hi to Istanbul. Say Istanbul. Bye bye. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arashiyama. Şansımıza biraz yağmurlu bir gün. Ama gene de burası turist patlaması var. Çok güzel. Çok kalabalık. Herkes yöresel giyinmiş. Kızlar kimonosuyla. Manzara müthiş. Şimdi kadınlar kimono giyer. Erkeklerinkiler ne denir? Tam senin bu kimono. Doğru muymuş? Erkeklerinki de kimono. Erkeklerin de kimono. Kimono da zancı. Tamam. Evet, okey, erkenler kim olur dediler. Şu... Gördün mü? Evet. Yosun
çıkmış. Maymun görmediğimiz kaldıydı. Onu da görelim. Aslına girmeyin diyor maymunla. Asarı ne ne derdi varmış ki maymunun benim? Saldırmasın diye. Maymun he. Bana. He. Ne yaptık ya biz maymuna? Asarını sağlanaydı konuşalım. Araşiyama Monkey Park. Tabii burası bu köyde doğa parkının içerisinde maymunların yaşadığı bir bölgeyi doğal habitatlarında ziyaret etmeye geldik. Hiçbir şekilde bir hayvanat bahçesi değil. Maymunlar kendi bahçelerinde, kendi doğal ormanında keyiflerince yaşıyorlar yani. Bu parktaki maymunlar hangisi? Şempanze mi, makavi mi, gorilla mı? Herhalde 2 numara makaki. Evet, 200 çeşit varmış. Aa, bu maymunların sadece bir çeşidi, sadece Japonya'da yaşarmış. İlginç, okey. Ne yiyor bu hayvanlar? Çiçada, örümcek, yılan, çiçada herhalde. Çiçada neymiş? Aç. They eat çiçadae and beetles or spiders and snake. Evet, bu parktaki maymunlar nereden korkar? Dokunulmaktan, bakılmaktan, vurulmaktan. Herhalde hepsi. Aç bakayım. Evet, hepsi. Bakın burada ilginç bir bilgi var. Maymunlar birbiri arasında seslerden ayrı yüz ifadeleriyle danışıyorlarmış. Soldaki maymun sinirli, sağdaki maymun da korkmuş. Peki bu ikisi arasında ne fark var? Eğer üst dişleri gösteriyorsa korkmuş. Eğer üst dişleri görmüyorsa sinirli. Çok ilginç bir fark var ikisi arasında. Bu bilgiyi daha iyi olmuş, öğrendik. Aha bir tane. Charlie, gel oğlum. Charlie. Evet. Çok güzel bir koi havuzu var burada. Ne uyudu? Evet, Okan abi bayıldı. Yokuş çıkamadı. Aşağıda dinlenir. Ben en azından bir iki tane bunları göstereyim size. Bunlar Japon maymunu. Endemik dedikleri olay işte sadece Japonya'da yetişen, sadece buraya ait olan bir maymun çeşidi. Japanese monkey diye de internetten bulabilirsiniz. Nasıl olsun bakar? Why is she waiting for you? She wants food, waiting here. She wants food from you? Yes, yes. Nasıl bakar? Gerçekten sevmiyorlar ya. Kameramanlara sevmiyor. Evet, maymunumuzu da gördük. Şimdi gidip biraz yakıt alalım. Biraz yemek yiyelim. Kanji alfabesindeki harfleri anlatacak bize Okan abi. Ben çözemedim çünkü bu işi. Bu pazartesi demek arkadaşlar. Nasıl okunur? Bu Getsuyobi. Pazartesi anlamında. Getsuyobi. Evet. Ay olarak kullanmak istersen Chiki diye okuyorsun. Evet.
yanındaki Kyobi salı yani. Kyobi salı demek. Ama bu aslında normalde kasai yangının karşısı. Yangını da ifade eder. Aynı işaret bu yangınla işaret edilir. Evet, yangın. Hem salı hem yangın anlamında bu. Bu Suyobi, çarşamba. Mizu'nun karşısı, yani suyun karşısı. Suyu anladın, okey. Perşembe, Mokuyobi, tahtanın karşısı. Tamam. Moku, ağaç. Ne? Peki sen okuduğunda onu nasıl anlayacaksın? Kullanılan yere göre okunuşu değişiyor. Anladım. Bu nedir? Bu Kiniobi'nin karşısı, cuma günü. Evet. Ama aslında Okane anlamında da kullanılıyor, para anlamında da kullanılıyor, altın anlamında da kullanılıyor. Bu cumartesi doğuyor bir. Evet. Toprak anlamında da kullanılıyor. Veya başka anlamları da var. Hatırlayamadım şimdi. Çok karışık işler arkadaşlar. Vazgeçin. Hiç girmeyin kanji içine. Necidir bu? Yosunması. Buruyemiş. Buruyemiş. Şunu fıstık satar. Evet. He. Acayip acayip yosunlarmış bunlar. Gezgecik. Hello. Sen? Beş ormanın üzerinde olmadı ama bence evet. Mis gibi. Ben bunu ödül töreninde falan giyeceğim yani gece. Döner misin arkana? Güzel. Gerçek beraber herhalde bir şey öğretti. Kuş, ne o? Leylek mi? Sen leylek değil. Leylek su kuşu. Ne? Allah verir. Kurna mı? Kurna. Crane. Vallahi bir şey bekler. Yemek mi bekler? Restoranttan herhalde bir şey atarlar lan. Ne bekler bu? Bence yemek memek atarlar buna camdan herhalde. Orada nöbet tutar. Camlı mı lan bu? Camlıdır be. Bu ne iş? Bu benim ama. Ağaçların güzelliğiyle ne demeliydi? Japon kültüründe güzellik ve yeniden doğuşu temsil ediyor Sakura. Nereden atlıyoruz? Gel bakayım. Bak dur gitmedik daha oralara. Bir yerlerden atlarlarmış bir şeyler. Çin'e girelim. Daha girmedik. Daha girmedik. Bahçesine bakın olayın. Baksana. Nereye? Şehir de müthiş. Ayakkabıları çıkarıyoruz. Atıyorlar. Bir daha anlat bunu. Buradan atlarsan dileğin gerçekleşir. 13 metre yüksekteyiz. Evet. Japonca'da bir terim var. Kiyomizu tera tobi oriro. Buradan aşağı atlayıp canlı kalırlarsa dileklerinin gerçekleşeceğine inandıkları için birçok kişi buradan aşağı atlamış ve çoğu ölmüş. Ölmezse de sakat kalır. Ama dileği de gerçekleşmezse boşu boşuna. Ya sakat kalıp dileğine gerçekleşmezse? O zaman... Yoluna gittik Niyazi. Ama buradan aşağı düşülür mü? Allah Allah. Siz karar verin. Dün akşam neredeydik? Neredeydik? Kulenin altındaydık dün akşam. Evet, Tokyo. Kyoto Kulesi. Kyoto Kulesi. Kiyomizu Tera ismi aşağıda akan sudan geliyor. Temiz su anlamında. Ne güzel ya, pamuk şeker pandesi her taraf.
güneşinle başladı yüreğimde fırtına. Bana hiç tanışmadan aşk kapımda sen bahara ahenk veren, sarmaşık yedi veren güneşimle can dolu sarılsan ya. Ne olur dokun bir kere, yüreğim yaprak döküyor. Beni görsen sensiz halim sonbahar. Tenin sokulur yakınlarıma, dokunur dudaklarıma. Hayalin yetmiyor, gel ol yanımda. Sevdalar sırdan, bir güler bir ağlar. Nasıl güzellik Allah'ım kalbe zarar. Gitsem mi kalsam mı, Mecnun'a sorsam mı? Kül olur ateşe dayanmaz bu şehir yanar. Merhaba İstanbul! Gezerim gezegeni kepçe kazan benim. Evim dünyadır dünya. Bir kamera bir gitar başka türlü macera. Yuvam dünyadır dünya. Görülmeyen yerlerin, duyulmayan sesleri, selam veren elleri tutmaya geldim. Sarışın esmeri, kumral beyaz telleri, telleri gönülleri çalmaya geldim. Fark etmez yer, yatak taşsa bile uyurum. Evim dünyadır dünya. İstemem harita, ben yolumu bulurum. Yuvam dünyadır dünya. Çocukların sesleri, şeker dolu cepleri, gökkuşağı renkleri saymaya geldim. Çelebi'nin defteri, rotasında yelkeni, kesilmesin meltemi uçmaya geldim.